Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Ahmet Koca Dinç konu. Veri analisti ve veri bilimci. Şimdi her şey karıştı bak, ben size söyleyeyim. Bu yapay zeka çıktı. Hani eskiden derlerdi ki delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu. Evet, artık onu da geçtiler. Hani eskiden topla tüfekle yapmıyorlardı. Kılıçla, kalkanla ve okla yapıyorlardı. Şimdi kılıç kalkanı da geçtiler. Füzeyi de geçtiler. Artık 6. nesil uçaklar, 5. nesil uçaklar, işte yakında uçan daireler vesaire vesaire. Ama önemli olan neyi biliyor musunuz? Teknoloji insanlığı resmen sürüklüyor. Böyle tutmuş beyninden, ruhundan, her şeyden doğru sürüklüyor. Ne yapıyor işte? Yapay zekalar çıktı karşımıza. Şimdi mesela hepinizin cep telefonu da var. Aslında çok da güzel insanlar olmayabiliriz ama o makineye bir koyuyorsunuz. Birden dünya güzeli oluyorsunuz. Yarışmaya girseniz birinci olacaksınız. İşte yapay zeka sizin sağınızı solunuzu böyle yapay olarak estetik yapıyor. Estetikçiye bile gitmeye gerek yok. Yani o görüntüye siz de aşık oluyorsunuz. Bugün Ahmet Koca Dinç'le bunları konuşacağız. Yapay zekayı, veri analisti ne demek, veriler nerede toplanır, ne olur, ne biter, gelecekte bizi neler bekliyor. Bunların hepsini konuşacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bir girizgah yaptım. Önce kendinizi anlatın, sonra bu yapay zeka işlerine girelim. Tamamdır, teşekkür ederim. Ben Ahmet Koca Dinç. 1,5 yıldan beri veri analisti ve veri bilimci olarak kendimi geliştiriyorum. Henüz aktif bir işte çalışmıyorum bununla alakalı ama kendi yaptığım projeler var. Para kazanıyor musunuz? Şu an için hayır, şu an tamamen eğitim amaçlı Eğitim amaçlı. projeler Peki. yapıyorum. Tabii iş de arıyorum bir yandan bu iş sektörde. Kaggle diye bir platform var. Dünyanın veri bilimcilerinin toplandığı bir yer. Orada oldukça bir 10-15 tane falan proje bir geliştirdim. Oradan da ulaşılabilir yani yaptığım projelere. Ek olarak yaptığım projeleri de dağıtıma sürmek için bazı çalışmalarım da var. Bunda Python diye bir programlama dilini Streamlit kütüphanesini kullanıyorum. Şu an canlı da bir projem yok ama en kısa zamanda canlıya da alacağım projelerim olacak. Onu da LinkedIn ve Kaggle Vallahi platformlarından hepimizin yine. derdi canlı biliyorsunuz. Evet yani şu an kendi içimde yapıyorum. Yakında canlıda da Peki. Şimdi olacağım. veri analizi nedir? Ve niye bu kadar önemli? Şimdi veri analizi nedir? Veri analizi bir yığından bir verileri alıp bunları en iyi şekilde işleyip bir Ya da anlamlandırıp işlenebilir potansiyeli olan her şeyi alıp tasnif yani edip kullanım alanına sokmak. gibi de Yararlı hale diyebiliriz. sokmak. Değil Şöyle mi? söyleyeyim. Şimdi bizim çalıştığımız veriler genelde gürültülü veriler oluyor. Gürültülü dediğim böyle çok fazla gereksiz bilgilerin yer aldığı, eksik verilerin yer aldığı, aykırı değerlerin yer aldığı. Biz bunları alıyoruz. En iyi şekilde bir ön işleme işlemine sokuyoruz. Ön işlemeden sonra analiz hazır hale geldiğinde bu yapay zeka dediğimiz makine öğrenmesi modelleriyle beraber verilerde bir takım tahminleme, işte kümeleme analizleri yapıyoruz. Daha sonradan verilerden anlamlı bir sonuç çıkartıp bunu ilgili yerlere raporluyoruz. Veri analizi bunların bir bütünlüğüdür aslında. Öyle Peki, söyleyeyim. bu süreç nasıl bir süreç? Şimdi farklı yerlerden verileri alıyoruz biz. Şöyle söyleyeyim ki API'ler oluyor mesela internet üzerinden bazı Ya mesela yerlerde. şimdi ben diyelim ki internette dolanırken dedim ki ya şu alışveriş sitesine gireyim, matkaplara bakayım. Bir anda karşıma 3 gün, bir gün sonra matkaplar çıkıyor. Ya tamam Evet. anladık, ben matkabı seçtim aldım bile belki. Ama ondan matkaptan kurtulamıyorsun. Matkap çıkıyor, yanına tornavida çıkıyor, yanında pense çıkıyor, bir sürü şey çıkıyor. Ya da bir kıyafet beğeniyorsun. Diyelim ki bir tane kot beğendin. Envaişit karşına kot çıkıyor. Şimdi bu verileri birileri alıyor. Sizin baktığınız sayfalara göre alıyor. Sonra bunu birilerine belki de satıyor, pazarlıyor. Diyor ki bak bu adam bununla ilgileniyor. Sen de buna göre bir şey yap. Kendine bir kerteniz al. Bu hazır potansiyel müşteri diyor. Evet, ya yani biz bunlara kendi sektörümüzde tavsiye sistemleri diyoruz. Ama tabii veri işliyorsunuz orada, değil Tabii ki, mi? tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela atıyorum X firmasından siz bir kod bakıyorsunuz dediğim gibi. Bu sizin baktığınız kod bir veri aracılığıyla tavsiye sistemlerine iletiliyor. Yani yapılan yapay zeka iletiliyor aslında öyle söyleyeyim. Tavsiye sistemleri de bunu alıyor. Çeşitli sitelerden sizin karşınıza sunuyor. Hani şu kod var, şu var mesela atıyorum şu daha uygun Bu gibisinden. tabii hem faydalı hem de hani KVKK'ya göre biraz şey sıkıntılı bir durum. Yani evet. Çünkü yani benim verimi niye satıyorsun kardeşim? Tamam yani anladım. Belki de bedava veriyorsun ama sonuçta bedava da versen satsan da benim özlük haklarıma
Özlük hakların değil mi? Benim kıta sağlığıma girmiş oluyorsun. Hı. Peki, şimdi bu veri analizlerinde en çok karşılaşılan zorluklar, problemler nelerdir? Onu soralım sana. Tamam ya, bunu az önce de söylediğim gibi aslında gürültülü veri çok bizi zorlayan kısımlar oluyor. Evet. Verilerde aykırı değerler oluyor. Bu aykırı değerleri belli bir standarda çekmediğimiz sürece model yanlış çalışmış oluyor. Yani yapay zeka modelimiz. Mesela yapay zeka mı üretiyorsunuz? Yani makine öğrenmesi diyeyim. Yapay makine zekanın öğrenmesi. Bir alt dalı oluyor bu. İşte yapay zeka makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Hani veri bilimi, veri analisti olarak da aslında biz yapay zekanın verilerini sağlıyoruz diyebilirim. Şimdi diyelim ki bir makine var. Hı hı. Çok iyi ameliyat yapıyor. Robotik bir alet geliştirmiştir. Evet. Kongrelerde bir sürü doktor çıkıyor mesela. 50 tane, 100 tane doktor çıkıyor. Yaptığı şeyleri anlatıyor. Uygulamaları anlatıyor. Şunu yaptım, bunu yaptım. Böbreği aldım, sağa taktım, sola bilmem neyi taktım. Şimdi esprisini yapıyorum. Hı hı. Şimdi bütün bu doktorların beynindeki verileri topladığınızı düşün. Bir makineye yüklediğinizi düşün. O makine ordinary bir profesör yani. Ya aslında olay bu dediğiniz gibi. Değil şimdi mi? Mesela doktor üzerinden gidelim tekrar. Bir doktorun profesör olabilmesi için belli bir geçmişte olması gerekiyor. Belli bir bilgi birikimi olması gerekiyor. Yani tecrübesi olması tecrübesi lazım. Tecrübesi olması sağ gerekiyor. Sağ deneyimi olması lazım. Sağ deneyimi olması gerekiyor dediğiniz gibi. Bu bütün deneyimleri tek seferde bir makineye verdiğiniz an makine bir profesör gibi çalışmaya başlıyor. Peki. Siz teknikle biraz daha ilgilisiniz. İnsan beynindeki o bilgi odacıklarındaki malzemeler çekilebilir mi? Veri haline alınabilir mi? Bir çiple yapılabilir. Yani çok uç bir nokta ama bence yapılabilir. Yapılmayacak bir şey değil yani. Belki de yapacaklar. Yani şu an biliyorsunuz... Yani insanın hafıza kartını alabilirler mi? Onu demek istiyorum. Muhtemelen alabilirler gibi geliyor. Türkçesi o yani. Yani şöyle söyleyeyim... Kaç terabayttır o? Ya onu sayamayız yani. Herhangi bir... Bir tira, bayağı bir... Yani şu an o konuda yorum yapamam da... Ciddi ama bir... alınırsa müthiş bir şey. Tabii ki. O zaman yani işte Hollywood sinemasında görüyoruz işte. Adamın beynindeki bütün bilgileri alıyorlar. Bir tane beden yapıyor. Bedenin üzerine monte ediyorlar. Adam kaldığı yerden devam aynen ediyor. Aynen öyle. Öyleyse de devam ediyor mesela. Ama o belalı bir iş. Ben sana söyleyeyim. Böyle bir sürü dünyada sapık lider var biliyorsunuz. Manyaklar var. Evet. O biraz düşünsene işte. Kopyaladığını düşün adam. O adamda hiç kurtulma şansı yok yani. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Yani teknolojiyi iyi anlamda kullanırsak çok iyi, faydalı. Kötü anlamda kullanırsak da çok tehlikeli bir boyutlara ulaşabilir. Yani öyle bir öngörüm var benim. Peki bir kontrol mekanizması var mı? Yok, işte? Hayır. Herhangi bir kontrol mekanizması yok. Belki o yüzden de olacak. Yani tehlikeli yerlere de gidebilir yani. Peki hangi araçları kullanıyorsunuz, teknikleri kullanıyorsunuz? Veri toplarken, analiz ederken? Yani ben Python kullanıyorum. Şu an dünya üzerinde en çok kullanılan dil. Gerek yazımı, gerekse güçlülüğü bakımından yani oldukça üst düzey bir dil. Bunun Python'la beraber işte makine öğrenmesi modelleri geliştiriyoruz. Yapay zeka yapıyoruz yani. Aynı zamanda SQL dili kullanıyorum. SQL'de verilerle konuşmanın alfabesi olarak geçiyor aslında. Bizim. Ayrı bir lisan oluşmaya başladı değil mi? Yani. Ya SQL çok uzun zamandır var. O SQL şeye yarıyor aslında. Veri tabanında verileri sorgulamanızı yarayan bir dil. Yani veri tabanından belli bir veriyi CSV dosyalar olarak alıp Python'da işlemeye kalksanız çok ciddi bir zaman kaybı yaratır. O yüzden direkt veri tabanı üzerinde bunu sorgulamak amacıyla SQL dilleri kullanıyoruz biz genelde. Ama makine öğrenmesi, yapay zeka, işte derin öğrenme gibi konularda Python şu anda sektöre öncelik peki, ediyor. Peki nereye evrilecek bu iş? Ne olacak sonunda? Makineleşme. Her şey makine. Her şey makineleşme. İnsanın işini makine yapacak, öyle mi? Mesela pamuk tarlasında pamuğu makine toplayacak. Şu an zaten öyle makineler üretildi. Makine. Aynen. Yani adam işte hani bir şeyler var ya işte mesela değişik Hollywood filmleri var gene öyle bilim kurgu filmleri. Hı-hı. Adam robot ya da yarı robot. Yani hibrit değil. Hibrit. Hibrit insan değil mi? Hibrit insan. Yani. Yarı insan. İşte mesela Neuralink projesi var biliyorsun. Hı-hı. Elon Musk'ın. Kafaya bir çip koyuyor diyor ki işte bu Alzheimer'e girecek, Parkinson'u düzeltecek vesaire vesaire. O yakında Neuralink dediğimiz tamamen derin öğrenmeyle alakalı bir konu aslında. Ya yapay işte, sinir ağları. Ama yukarıdan da diyecek ki makineye bir şey gönderecek. Yani şu anda etrafımızda dönüyor bir sürü uydu sonunda. Diyecek ki basacak düğmeye şunu şöyle yapın diyecek. Herkes Elon Musk'ın adamı olacak yani. Yani o durum biraz riskli. Yani o konuda çok araştırma yapmadım açıkçası ama dediğiniz gibi de olabilir yani aslında. Yani, çiplerle insanları yüklenebiliriz. Hatta geçen bir haber vardı. Ajansları düştü. Eğer diyor hacklenirse diyor kişi ölür diyor. O da var. Yani. Değil mi?
yaptığını unutturabilir Yani insanlar. iyi midir kötü müdür tartışılır. Yani şimdi bunun etik tartışması olabilir yani. Yani ya dediğim gibi iyi anlamda kullanılırsa iyi, kötü anlamda kullanılırsa çok tehlikeli bir Peki. durum. Nasıl değerlendiriyorsunuz gününüzü? Son soru olsun bu. Tamam. Günümü nasıl değerlendiriyorum? Mesela bir proje aldığımda ilk olarak bir yani elime aldığım projenin yani projenin karşısında benden ne istediklerini öğrenmem gerekiyor. İlk olarak bunun araştırmasını yapılıyor. Bu araştırma yapıldıktan sonra veri toplamaya başlıyorum. İşte hangi verilerle daha iyi sonuç alabiliriz gibisinden bir veri kazıma işlemi yapıyoruz. Web scraping diyorlar buna aynı zamanda. Buradan verileri topluyoruz. Hazır veri setleri de olabiliyor. Ama hangi veri setini seçtiğimiz de çok önemli. Bu da tecrübe gerektiriyor. Veri setlerini seçtikten sonra, verileri kazıdıktan sonra bunlar üzerinde bir ön işleme yapıyoruz biz. İşte özellik mühendisliği deniyor buna. Aykırı değerleri tespit ediyoruz. İşte eksik değerleri dolduruyoruz ortalamaya Bu göre. işten zevk alıyor musunuz? Çok fazla. Yani tutkuluyum diyebilirim. Tutkunuz yani. Tutkumuz, tut yani tutkum oldu bu iş benim. Mesela şu an Ama ben daha hala canlıyı yani canlıyı gördüğümüz en yakın görememişsiniz. zamanda. Evet, peki. Çok teşekkür ederim yayına katıldığın, bilgileri paylaştığın için. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Yani Çok sağ sizin gibi bu konuda deli insanlar lazım ya. ol. Gerçekten tutkuyla bağlı olan. Yani hedef çok önemli biliyor musunuz? Yani Evet. sizin gibi insanlar olması aslında bilim, teknoloji ileri gidemez. Birileri aşkla bağlanacak ki. Delirecek yani. Diyecek ki ben diyecek ki hayatım gayesi bu diyecek. Evet, şu an o benim aslında. Ve Uykumu uyumuyorum gecenin. ondan sonra diyecek ki bak bu benim eserim diyecek. Çıkaracak diyecek ki bak ben bunu yaptım. En kısa zamanda Ben bunu göreceksiniz yaptım benden diyecek. inşallah. İşte onu dediği anda müthiş bir şey oluyor artık. Ortaya çıkıyor. Peki. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.